Merhaba değerli seyirciler. Beşiktaş-Fenerbahçe maçının manşetleri ne okuyacağım şimdi? Ama sen... Hadi Allah utandırmasın. Hadi bak Allah utandırmasın. Sen sabaha kadar Super Bowl izlediğin için... Evet. Bu programda enteresan şeyler söyleyebilirim. Kusura bakmayın. Evet. Pek uykumu alamadım yani. O diyorsun şey... Van Persie bir touchdown yapsaydı iyi olurdu falan değil mi? Öyle, ha? Beşiktaş'ın quarterback'lerinde problem vardı. Var. Yani yorumlar öyle olacak. Öyle olacak. Şey, yalnız Super Bowl'da daha az itiş kakış oldu. Derbiden öyle oldu yani. Evet, doğru söylüyorsun ya. Hürriyet, benim adım Robin Van Persie. Milliyet, one minute. Sabah, Romin'den bir çeyrek. Vatan, Fener arenayı yıktı turladı. Akşam, arenadan Pala Robin çıktı. Pala Robin. Star, gerilimden Fener çıktı. Habertürk, gladyatör. Fotomaç, sözün bittiği yer. Bu başlığı fotoğraflarla tabii desteklemiş. Evet. Fanatik, arenada Fener'in tarih yazdığı an. Golün fotoğrafı var burada da. Tarihi önemi de ilk yenilgisi. Beşiktaş'ın yeni stadındaki. Stattaki, evet. Peki. Kavga dövüşe bol bol gireriz. Önce biraz maçı konuşalım mı? Konuşalım. Şöyle, yoksa konuşacak bir şey yok. Yo, sadece var. Kavga dövüşten mi yok, var. Yürüyeceğiz? Onu da konuşmamız lazım. Bağlantılı esasında birbirine. Tabii bağlantılı da. Şöyle, yani Fenerbahçe'nin hani hep bahsettiğimiz o A planının, tek planının, artık A planı da demek lazım mı? Bir tane planı var işte. Planının. Planının. Biraz daha... The plan. Evet. Aynen öyle. Biraz daha, nasıl söyleyeyim, dozajının arttığı, yoğunluğunun arttığı bir oyun. Evet. Bu. Yani Fenerbahçe rakibi durdurmaya çalışıyor. Bu sefer oyunu oynatmamaya çalıştı. Hı. Temel plan oydu biraz. Nasıl yaptı bunu? Neredeyse adam adama diyebileceğimiz orta üçlü, rakip orta üçlüye baskı yaptı. Yani adam adama diyebiliriz. Tabii ki bölge değiştirince oyuncular, Fenerbahçeli oyuncular da birbirlerine bıraktılar. Talisca'yı, Atiba'yı ve Oğuzhan'ı. Ama sürekli temaslı bir oyun. Şimdi böyle olunca Beşiktaş Quaresma'ya dönemedi bir türlü. Quaresma'ya dönemedi. Fenerbahçe'nin aradığı neydi? Orta sahada kaptıklarıyla Lens'i bulmak. Bunu bir kez yapabildi. Şimdi şey, evet, Fenerbahçe ilk yarıda şut atamadı. Doğru. Bu istatistiği söylemek doğru. Ancak mesela Talisca'nın kafasıyla birlikte en net diyebileceğimiz pozisyon Lens'in girdiği pozisyon. Bunu da söylemek lazım. Şimdi oyun bu kadar. 41. dakikaya kadar. Ya da şunu söyleyebiliriz. 20. dakikadan sonra Beşiktaş orta sahası biraz daha hareketli olmaya başlayınca Quaresma'yı 2-3 defa kullandılar. Onda da Talisca'nın iki vuruşu, bir kafa bence net pozisyon. Onun dışında bir de Plase denemesi var. Beşiktaş da bunları buldu. Yani oyun bu kadar. O zaman ne yapacağız? 41. dakika öncesinde bu sefer başka neler oldu ona bakacağız. Bir, Fenerbahçe Beşiktaş'ın ve hakemin işte açık sinir uçlarına sürekli böyle iğneyi bastı. Sürekli oraya dokundu. Van Persie yaptı bunu daha çok. Sadece o kadar değil ama Alper yaptı. Mehmet Topal kendi standardında yaptı. Yani oyunun içinde kalarak yaptı. Souza yaptı. Herkes elinden geldiğince bunu yapmaya çalıştı. Yani bu işte oyunu çirkinleştiler, diler, şudur budur filan, bu bilinçli olarak yapılmış. Yani istediğiniz yorumu yapabilirsiniz bunun üzerine. Beşiktaş'ı der ki oyunu çirkinleştirdiler. Yok efendim çirkeklik yaptılar filan der. Fenerbahçeli'yi sorduğun zaman rakibin güçlü yerlerine tedbir alıyorum ben der oyunun içinde. Şimdi burada kararı verecek olan kim? Yani hangisinin doğru? Hakem kararı verecek. Gene hakeme gidiyoruz burada. Bu kararı onun vermesi lazım. O nasıl bir yöntem seçti? Dedi ki kardeşim ben kart göstermeyeyim. Oyunu idare edeyim. Yani sakinleştirmeye çalışayım. Bence başlangıçta kötü bir plan değil. Şimdi onu soracaktım sana. Şimdi bu bir plan mıdır? Evet, plandır. Bu plandan sonuç alabildi mi? Hayır. Alamadı.
Peki bu plandan sonuç alsaydı hakemi tartışmayacaktık. Sonuç alamadığı yok, için sadece hakemi mi tartışacağız? Yok, tartışıyoruz. Hakemi yok yok mevcut bir şey. Yok, sadece hakemi tartışmayacağız. Hakemi tartışacağız. Kavgadan dolayı diyorum. Hakemi tartışacağız ama tabii diğerlerini de tartışmamız lazım. Çünkü öyle. Bu sadece hani böyle adil yaklaşmak açısından değil, takımların çıkarları açısından da öyle bakmamız lazım. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani şöyle söyleyeyim. Aslında nasıl olmalıydı üzerinden gitmemiz evet. lazım. Peki. Şimdi hakemi ne yaptı? Başta bir şey seçti. Sonra ondan vazgeçebilirdi. Çünkü seçtiği yöntem işe yaramıyor. Gördü onu. Yani dozaj artıyor. Gittikçe artıyor. Orada bir yerde tamam. Bunun bir tedbirini alması lazım. Tedbirini alması lazım. Almayınca yani oyunun ayarı kaçmaya başlayınca 41. dakikada da iyice bir ayarsız bir noktaya geldi. Bunun tedbirini geldi. Nasıl alacaktı? İki tane sarı kart çizecek. Sarı kart gösterecekti. Kartları var cebinde. Ya da kaptanları çağıracak. Diyecek ki bu iş böyle gitmiyor kardeşim. Bir müdahalede bulunması gerekiyor. Bakın yani diye. Çok ağır bir yere gidiyor. Haberiniz olsun. Bir şey yani. Herhangi bir şey. Yani orada belirleyici unsur kişi o. Bir başka belirleyici unsur ve temel şey de var tabii, kişilikler de var. Kim bunlar? Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan. Ne açıdan söylüyorum bunu? Böyle ahlaki, işte spor ahlakı falan ondan bahsetmiyorum. Şimdi sen kendi evinde bir maç oynuyorsun, bir eleme maçı. Bir durum ortaya çıktı. Ortaya bir durum çıktı. Bu durumu kendi lehine nasıl çevirirsin? Yani Van Persie kendi lehine çevirmek için her türlü yöntemi deniyor. Peki sen bunu nasıl kendi tarafına çevirebilirsin? Bu konuda bence Şenol Hoca da Oğuzhan da başarılı olamaz. Tedbir almaları lazım. Onları da yani nasıl hakem meseleyi erken görüp tedbir alması gerekiyordu. Aynı şekilde bunu Şenol Hoca'nın da yapması lazım. Tosic'in de yapması lazım. Evet. Şimdi Tosic pozisyonda bayağı bir dayak yedi. Yani ben de katılıyorum. İkisine de kırmızı kart olabilir. Bunu göstereceğine kalkıp gidip şunu, kafa atma hamlesi bir faydası yoksa. Yapmasaydı. Şimdi ben bunu söyleyince şey diyorlar. Ya işte orada tahrik var. Tamam. Sana ne faydası var tahrik olmanın? Senin için tahrik olmak değil ki. Öyle. Senin için tahrik olmak değil. Senin için orada daha 3 gün olmuş sözleşme yenilemişsin 2020 ama yılında. Ama orada Van Persie'nin işi tahrik etmek belli ki. O öyle bir yöntem seçmiş. Tabii tabii. Şimdi burada... Dolayısıyla tabii. Buna karşı ne tedbir alabilirsin? Tahrik olmayarak. Tahrik olmayarak tedbir alabilirsin. Bu kadar basit. Ha burada da hakem sen tahrik ediyorsun deyip Van Persie'ye cezasını verebilir. Verebilir. Şimdi burada şu da var. Ya kafasıyla itiyor. Yani kafayla yapılabilen eylemler arasında itmek yoktur. Ya Fuatcığım şu bana bardağı iter misin kafanda? Olmaz. Ben böyle yapmam. Olmaz öyle bir şey tamam. değil yani. Dolayısıyla ha şiddetliydi şiddetsizdi o. Fark etmez. Ya hakeme bunu niye gösteriyorsun? Fark etmez. Ya senin için orada zaten Tosic işte maçtan sonra evet böyle böyle oldu. O beni tahrik etti. Çok şaşırdım. Yanlış hareketler yaptı ama ben de özür diliyorum. Yanlış bir şey yaptım dedi. Doğru. Yapma bunu. Sana faydası yok. Şimdi bunu söyleyince biliyorum bana sürekli şey geliyor. İşte tahrikleri görmüyor musun? Van Persie öyle yaptı. Söylüyoruz ya tahrik var diye. Girmeyeceksin ona. Sen ona girmeyeceksin. Senin işin o değil. Verdin maçı. Ya çok basit Mehmet. Bak, bunu yani, çok yorumlamak çok basit. Ayıracaksın birbirine. Yazıyor. Yazıyor. Kural kitapçığı var. O hareket kırmızı kart. Bitti. Ha. Bu kadar basit. Ya, hakem orada işini doğru yaptı. Ama hakem doğru mu yönetti? O noktaya getirmemesi için tedbir almalı mıydı? Evet, almalıydı. Aynı tedbiri Şenol Hoca almalı mıydı? Almalıydı. Aynı tedbiri, aynı tuzağa Tosic düşmemeliydi. Yani burada mesele doğru. budur. Yani bu kadar basit. Bunları parçalayarak bakmak lazım. Evet. Fenerbahçe birçok oyuncunun tavrına hakem bence doğru müdahale etmedi. Ama buna karşılığı doğru da Beşiktaş oyuncular ve teknik heyet vermedi. Doğru verselerdi oyunu kendileri yönlerine çevirmeleri daha doğru olurdu. Burada teknik olarak bir problem yok. Bunu adalet açısından söylemiyorum. Kendi çıkarları açısından söylüyorum. Ne faydası var sana? Tahrik olmanın sana ne faydası var? Gitti maç işte. Verdin maçı yani. Tabii. Van Persie açısından bakarsak da bunu hani bu tasvip etmek mümkün değil. Yani tamam futbolda bu var. Ya futbol, uygulanıyor da. Futbolun zaman içindeki dünyada uygulanıyor. Ama futbolda böyle olmasın diyoruz. Futbola işte. Ait tavırları ile ilgili ben bir şey söylemem. Hakem söyler. Oğuzhan'ı çekmesi. İşte yok yok onu demiyorum. Tosic'e ama diğer tahrik o diğer tribüne dil çıkan falan bunlar. Onlar evet. Ha bu da şöyle bir şey var.
Van Persie ya çok şaşırdım nasıl böyle bir şey yaptı. Van Persie zaman zaman yapar bunları. Yani çok böyle hani şey değildir o baby face ya. Çok öyle değildir yani takip edenler bilir zaten. Bazı maçlarda Van Persie'nin böyle rakipleri didiştiğini, rakip taraflarla didiştiğini, rakip teknik direktörle didiştiğini İngiltere'de de Hollanda milli takımında da gördük. Bir süreklilik arz etmez bu ama zaman zaman ihtiyaç olduğunda doğru kullanır. Doğru ortamı bulduğu zaman bunu kullanabiliyor. Kullanır. Senin de doğru cevap vermen lazım. Yani çok da iyi başarıyor. Yani. Şimdi Oğuz burada tabii Oğuzhan'a gelmem lazım. Şenol Hoca, yani ben Şenol Hoca 70 yaşına gelecek, 60'ını geçti. Yani ben ona nasıl davranması gerektiğini anlatacak değilim. O kendisi bilir. Evet. Ama Oğuzhan'la ilgili bir şey söyleyebilirim. Şimdi Oğuzhan oyun olarak Şenol Güneş yönetiminde çok iyi, çok gelişti. Yani potansiyelini direkt sahaya yansıtabilen, takımı değiştirebilen oyuncuya döndü. Ancak takımsan ve Türk lidersen takımın içindeki, çünkü maalesef dün sahaya çıkan sadece 4 tane yerli oyuncu vardı. 22 oyuncudan 4'ü yerliydi. Yani Oğuzhan da Hollanda'da yetişmiş ama artık uzun süredir Türkiye'de anlamıştır mevzuyu. Zihnen ayakta kalman lazım. Yani takım kaptanının zihnen ayakta kalması lazım. Beşiktaş eğer, bak sana şu net söylüyorum. Oğuzhan zihnen ayakta kalabilseydi Şenol Hoca Talisca'yı çıkarmak zorunda kalmayabilirdi. Ve Beşiktaş Talisca çıkana kadar da oyunu çok vermedi Fenerbahçe'ye. Sovun Röveşatası dışında. Oğuzhan'ın bu tip durumlarda artık kendini ispat etmesi lazım. Biz Haziran'da Oğuzhan'ı seyredemedik milli takımda. Yok. Halbuki giderken neydi kafamızdaki? Takımın yıldızlarından biri olacak. Zihnen liderliği kabul etmiş olmak ve kabul ettirmiş olmak gerekir. Çünkü orada milli takımda mesela arkadaşlarım diyor ki Selçuk var orada, işte Emre var. Oynamadı ama işte milli takım genel kadrosunda işte o var, bu var. Onların arasında 18 yaşında olsan bile göstereceksin liderliğini. Bunun yaşla falan alakası yok. Arda mı takımın lideri? Arda 2008'de de takımın lideriydi. 2008'de de lideriydi. Yani Tuncay da vardı, Hamit de vardı filan ama lider gibi damgasını vuruyordu. Oğuzhan'ın bunları yapması lazım. Bu yüksek tekniği, yüksek futbol becerisini bir iktidara da dönüştürmesi gerekiyor. Sahada varlığını sürekli hissettirmesi gerekiyor her türlü maçta. Bazı maçlarda değil. Bu aşamaya kaydettiği anda o bahsettiğimiz 25 milyon eurolar, 30 milyon eurolar var ya, o gerçek olur. Evet, Şenol Hoca'yı dinleyelim. Maçtan sonraki açıklamaları. Bugün oynanan maçta tabii futbol bu deyip geçiştiriyoruz. Aslında doğru, futbol bu olmaması gerekiyor. Bu bizim eksikliğimiz. Takım olarak, sadece futbol oynamaya düşünen takım olarak bazen futbolun gelişmesi içerisinde agresif ve provokasyona karşı daha soğukkanlı olup tuzağa düşmeden oynamak gerekiyordu. Bu tuzağa düştük. Aslında atılması gereken başka oyuncusu olabilirdi. Bunu biz beceremeyince bizden atılan oyuncudur. Hak ettiğini düşünüyorum. Dışarı atılması da hatalıdır. Cezasını alacaktır. Takıma da bir ceza vermiş olduk. O bakımdan üzgünüz. Ama demin de söylediğim gibi maç bittiğinde bütün oyuncularla yine aynı gurur duyuyorum. Biz burada sadece maçı kaybederek değil, aynı zamanda ileriye dönük bize tahribat yapmak isteyenlere karşı daha soğukkanlı olmak durumundayız. Bugün ben ilk defa uzun yıllar buradayım. Polisin bu şekilde bizi baskı aldığını kabul edemiyorum. Ben Fenerbahçe'nin sahasında oynadım. Orada 1-1 bittiği zaman şampiyonluk maçı, baskı yiyen, çevik kuvvetle kaçan bizdik. Bugün sahamızda biz ne yapıyoruz ki bana saldırıyorsun? Beni baskı altında. Güya beni korumaya çalışıyorsun. Bu psikolojik baskıdır. Yani bu soyma odasında koruduğunda olacak şey değil. Bu belli ki bir bütünü parçalararak görüyorum. Doğru bulmuyorum. Onun için daha da olumsuz bir şey söylemiyorum. Çünkü ister istemez sinirlenmeye başlıyorsunuz. Yani olay sahanın dışına çıkıyor. Ama yine de söylüyorum, daha sakin kalmak durumundayız. Evet, hoca da söylüyor. Daha sakin kalmalıydık. Oğuzhan'ın atılması da doğru diyor. Evet. Yani tuzağa düşmememiz tuzağa lazım. Tuzağa düşmememiz lazım diyor. Bu şey demek değil. Hata tamamen bizde demek değil. Ama hata bizde demek. Evet. Çünkü kendinden sorumlusun. Doğru. Yani Beşiktaş kaptanı kendisinden sorumlu. Fenerbahçe kaptanı kendisinden sorumlu. Hakem hepsinden sorumlu. Hakem cezayı keser. Kesmeli. Kesmedi. Yanlış yaptı. Bu başka bir şey. Sen 11-11'le maçı alabilirsin. Var o gücün yani. Oynuyordu Beşiktaş. Advokatı da dinleyelim. Bakalım o ne diyecek.
Beşiktaş çok iyi bir takım. İlk yarıda bizden daha fazla topa sahip oldular. Ancak pozisyon üretme konusunda çok da başarılı değillerdi. İlk yarıda iki takım da fazla pozisyon üretemedi. Tosic'in yaptığı akıllıca bir hareket değildi. Hakem olaylara yarım metre mesafedeydi. Van Persie orada hiçbir şey yapmadı. Hakemin kırmızı kart kararı doğruydu. Tosic için üzüldüm. Kırmızı karttan sonra oyun değişti. Devre arasında Van Persie'yi oyundan çıkarmak istemedim. Sarı kart olduğu için gerekli uyarıları yaptık. Zaten o da akıllı bir futbolcu. İlk yarı Beşiktaş'ın lehine bir tablo vardı. Ama ikinci yarı tersine çevirdik. Çok iyi bir iş başardığımızı düşünüyorum. Şimdi şunu da söylememiz lazım. Tabii ki avukat planını uyguladı. Ama şöyle bir gerçek var. Bu maçtan bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe bu oyunu, tek bir oyunu var. Ve bu dozajını da iyice arttırdı. Bu oyunuyla Kayseri'yi falan yenemiyor. Yenemiyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin temel bir rakibi kalmadı kupada. Kupanın favorisidir diyemiyoruz. Çünkü Fenerbahçe bu maçları oynayabiliyor bir tek. Doğru. Şimdi Fenerbahçeliler bu maçı kazandıkları için çok sevinecekler tabii ki. Çok doğru bir sevinç. Ama bununla, buna bir gelecek kurulmayacağını da biliyor herkes. Öbür tarafa dönelim. Hiçbir hakem Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor dışında Beşiktaş'a bir takımın böyle oynamasına izin vermez. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyunu uygulanabilir bir oyun. Yani dün yapamadılar ama uygulanabilir. Ama ne zaman yapamıyorlar? Ne zaman büyük maç oynuyorlar? Yapamıyorlar. Yani Beşiktaş'ın rakibi ceza sahası içine en fazla buyur ettiği maçlar demin saydığım maçlar. Yani Beşiktaş topa sahip oluyor ama genel oyununu bildiği seviyede bu takımlara karşı oynayamıyor. Bunun sebebi orta sahasında oturtamayış. Dün Talisca'nın çıkması zaten bu konuda Şenol Hoca'nın da tespitini ortaya koyuyor. Talisca çıkmazdı dün. Fenerbahçe'yi tehdit eden tek oyuncu. Ki çok kötü oynarken. Neden böyle oluyor? Oğuzhan işini iyi yapamadığı için oluyor. Eksikken bile. Yani Beşiktaş'ta eksikler var. Büyüklere karşı oynayamıyor ama diğer hepsine karşı bunu rahat uygulayabilir. Fenerbahçe'de bu oyunu sadece 3 takıma karşı oynayabiliyor. Geri kalanı uygulayamıyor. Tosic hak etti. Hürriyet'teki haber. Maça damga vuran adam olarak öne çıkan Van Persie, Tosic'le yaşadıklarını anlattı. Hollandalı futbolcu. Orada ben kendime alan oluşturmaya çalışıyordum. O da beni engellemeye çalışıyordu. Dozer olarak. Belki bir süre itiş kakış gibi bir görüntü ortaya çıktı. O buna kötü bir tepki verdi. Yapmaması gereken bir tepki gösterdi ve orada gördüğünüz hareketi yaptı. Bence net bir kırmızı karttı diye konuştu. Hollandalı yıldız devre arasındaki olaylar içinse bazı oyuncular çığlık çığlığa bağırıyorlardı. Bağırışmalar vardı ama beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Bazen bunlar olabiliyor. Hepimiz bu duyguları yaşarız. Bazı akşamlar zirveye çıkar bu duygular. Bu akşam da o akşamlardan biriydi ifadelerini kullandı. Milliyet, çok üzgünüm, özür dilerim. Derbide kırmızı kart gören Tosic sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yıldız Sırp stoper, tüm taraftar, takım arkadaşlarım ve kulüp çalışanları bu gece için çok üzgünüm. Van Persie'nin kariyerine saygı duyuyorum ama sahadaki provokasyonu beni şaşırttı. Umarım beni affedersiniz ve yanımda olmaya devam edersiniz. En büyük Beşiktaş diye yazdı. Bir hareketin provokasyon olduğunu bilirsen neden bu tepkiyi verirsin? O da zaten özür diliyor. Ama neye işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Hürriyet. Ya özür dilemesi güzel tabii de. Karakteri belli oldu. Robin van Persie ile gerilim yaşayan Ozan Özyakup maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Arsenal'da birlikte oynadığı Hollandalı futbolcu için daha önce Robin van Persie hem kişilik hem de yetenek olarak rol modelimdir. Müthiş karakter ve yetenek ifadelerini kullanan Ozan dün şu ifadeleri kullandı. Maçlarda gerginlikler olur. Bir oyuncuyla özel bir şeyim vardı. Bu kadar bu maça kadar. Benim için bir futbolcunun karakteri sahada belli olur. Herkes kendini belli etti. Ki Ozan'la van Persie arasında ciddi bir arkadaşlık ilişkisi olduğunu biliyorum. Abi kardeş. Abi kardeş. Yani işte hatta Sporun Renkleri programına katılmıştı Oğuzhan. O programda şey demişti. Van Persie ile bizim Hollanda'da çok iyi bir ilişkimiz vardı.
Hatta bana orada, benle orada çok ilgilendi. Evine gidiyordum. Londra'da. Eşi bana yemekler yapardı. Sonra buraya geldi. Ben onunla çok ilgilendim. Hani böyle aralarında böyle bir dostluk ilişkisi de var. Çok şaşırdım ben de. Evet. Bu Hakan acaba... Artış'ı anlattı bizim spor renkleri programı. Bu acaba hani bizim oyuncular bu tip şeylerden etkileniyorlar. Hı hı. Yani belki hani taraftarın ya ne işin var senin onun yanında gibi durumlarından. Yani fan personu yani bir tahrik etmiş olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bir maç içinde bütün her şeyin bu kadar kolay yıkılması normal mi sence? Bana da biraz fazla geldi bu. Yani iki tarafta bütün bunun her şeyin yıkılması evet biraz. İki tarafta fazla. Bunu daha ya ne yapıyorsun kardeşim şimdi, diye el alamaz mıydı? Alabilirler herhalde ya. Yani maçtan sonra hemen hayır, maçtan sonra yapılan açıklamalar biraz hani biraz beklemek lazım. Şimdi burada Oğuzhan mağdur olduğu kanaatinde ben şu açıdan bakıyorum. Ben yani onların arkadaşlıklarından bana ne? İster görüşürler, ister görüşmeler. Ben oyunun sıhhati açısından söylüyorum. Evet. Yani Oğuzhan gidip diyelim ki müthiş bir tahrik var karşısına. Sen de Beşiktaş'ın kaptanısın. Hı hı. Ya Robin, baba ne yapıyorsun ya? Diyemez miydi? Diyelim ki belki de dedi, Robin Van Persie dibine kadar o tornavidayla o sinire basıyor. Böyle hı. Dişine basar ya bazı iğrenç aman, doktorlar. Yani şaka yapıyorum. Şaka bir yana. Böyle basıyor oraya, sürekli basıyor. Ya abi dur ne yapıyorsun filan. Diyemez misin birçoğu ya? Birçoğu da senin arkadaşındır arkadaşım zaten. Bahsettiğin doktorlar. O yüzden diyorum zaten. Evet. Tanımadığım doktora ne diyor? İsmini de veririm ya. De. İsmini de vereceğim diyorsun. Gerekirse ismini de veririm. Hayır yani bunu bak yani asla bana ne arkadaşlıklarından. İster görüşürler, ister görüşmezler, ister barışırlar, ister dövüşürler yani. Ama oyunun sıhhati açısından ve Beşiktaş bir mağduriyet, Beşiktaş'ta oyuncular bir mağduriyetten bahsediyor. Haklı olabilirler. Bu mağduriyetin ortaya çıkmaması için yapılacak şeyleri söylüyorum. Yani beni çok tahrik ediyor kardeş. Ediyor evet. Ediyor. Provoke ediyor. Ben de gideyim kırmızı kart göreyim bari. Provoke ediyor. Söylüyorsun işte provoke ediyor. Sen söylüyorsun yani provoke ettiğini. Evet. Sakin. Herkes söylüyor. İyi takımsın. Şenol Hoca da söylüyor. Ha, iyi takımsın. Çıkarsın. İki tur atsan zaten orta sahada dağılacak iş. Ben bunu anlamadığım şey bu. Hürriyet ne ayılığımız kaldı. Vodafone Arena'daki derbide siyah beyazlı taraftarın tepkisine maruz kalan Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel sistemkar konuştu. Tepkilere anlam veremediğini belirten tecrübeli kaleci. Ben hiçbir şey yapmadım ama ne ayılığımız kalıyor ne başka bir şey. Skorun bana verdiği avantajla elimden geleni yaptım. Buna kimse karışamaz. Olayları buraya taşıyan başkaları. Daha sonra bunlar hakkında konuşacağım. Herkese gerekeni söyleyeceğim ama şimdi zamanı değil. Evet Beşiktaş iyi takım ama olayları buraya getirenlerin altını kazımak lazım dedi. Evet, Allah Allah. Allah Allah. Koridorlar da karıştı sabah. Derbideki gerilim ve olaylar. Şimdi Volkan Demirel. Hı. Sevgili Volkan. Evet. Şimdi o plonjonun. Hı. Ya şimdi yaptığı şey topu alıp yatmak değil. Plonjon. Topu alıp durup sonra bir Yunus yapmak. Şimdi bunun tepkiye yol açmayacağını plonjon biliyor. Plonjon daha iyi değil mi? Plonjon. Plonjon. Ama plonjon top yani bir topu tutup atlamak plonjon. Evet. Yani topu tuttuktan sonra. Sonra atlamak. Şimdi buradan bir şey çıkacağını Volkan bilmeyecek de ben bilmiyor olabilir mi? Bundan bir infial çıkmayacağını. Sonuçta şimdi bunu anlasın niye olduğu anlamadım falan diye de insanların zekasıyla dalga geçmeye de gerek yok. Ya yapıyorsan yapıyorsun tamam. O senin seçimin. Ama bir de o av olacağı da kesin yani. Ya yani şimdi Emre de diyor mesela işte ben olunca diyor işler çok farklı. Sen olunca dirsek oluyor çünkü. Yani. Top oynarken herkes söylüyor ligin en iyi orta saha oyuncusu. Şu anda ligin kaderini değiştiriyor. Demiyor muyuz burada? Diyoruz. Ama çaktın mı şunu da? Demesinler. Çaktı diyoruz. Emre vurunca çok hep Emre konu oluyor. Başkası vurunca daha az konu oluyor. Olur normaldir. Bunda haklı olabilir. Birikmişi var onun. Bu da normal. Birikmişi yani var. Volkan için de o. Bir birikmişi var onun. Yani Emre yapınca hakikaten ekstra bir
şey oluyor, bir haber oluyor. Doğru söylüyorsun. Koridorlar da karıştı. Derbideki gerilim ve olaylar soyunma odası koridorlarında da devam etti. İlk yarıyı bitiren düdüğün çalmasıyla birlikte sinirler yine gerildi. Oyuncular soyunma odasına giderken tünel girişinde Beşiktaş yardımcı antrenörü Tamer Tuna ile Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel arasında itişme yaşandı. Yaşanan gerilimde Şenol Güneş de Kayer'le tartıştı. Şenol Güneş'in bu sırada Danimarkalı oyuncunun ağzını sıkması dikkat çekti. Marcelo'nun ise ilk yarıda tartıştığı Şikirtel'e koridorda kafa attığı iddia edildi. İkinci yarı takımlar sahaya çıkınca Kayer Şenol Güneş'e doğru yürüdü. Danimarkalı oyuncu elini uzatarak özür dilemek istedi. Ancak Güneş Kayer'i eliyle durdurarak uzak dur işareti yaptı. Tosic'in de maç sonunda Robin van Persie'yi beklediği ancak iki futbolcunun bir daha karşı karşıya gelmediği ifade edildi. Maçın sonunda Beşiktaş tribünlerinden sahaya yabancı madde yağdı. Bu sırada atılan bir taş Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın başına isabet etti. Bak bu kadar olay arasında olan Hasan Çetinkaya'ya olmuş. Tebrikler. Geçmiş olsun. Milliyet biraz saygı göster dedim. Fenerbahçe'nin Danimarkalı oyuncusu Kayer, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le arasında yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi. İlk yarıda Robin'den ve takımımızdan genel anlamda hoşlanmadılar. Statta bizim taraftarlarımız hariç çok hoşnut değillerdi. İçeri girerken Robin'e bir şeyler söylüyordu ve ben Robin'in önüne geçtim. Yani Şenol Hoca da şöyle anlatıyor. Ben arkada kendi oyuncularıma Robin van Persie ile ilgili bir şey söylüyordum diyor. Ya muhtemelen içinde Robin van Persie'nin de geçtiği bir takım Türkçe cümleler kurarken Kerle van Persie ona bir şey söyleniyor zannediyor ve konuşmaya gidiyorlar ya da işte yanıyor. Herkes ecnebi olduğu için tabii. Kimse anlamıyor. Kimse anlamıyor. Sadece aradaki kelimelerden bir şey çıkarılıyor. Robin'in önüne geçince bağırmaya başladı. Ben biraz saygı göster dedim. Türkçe bir şeyler söyledi. Ben hiçbir şey anlamadım. Benim tarafımdan hiçbir saygısızlık yoktu. Devre arasından sonra ona elimi uzattım. Tokalaşmak istedim. Elini uzatmak istemedi. Benim tarafımdan saygısız bir şey olmadığını söyledim ona. Bu şekilde gerçekleşti. Tamam. Bu tabii hocanın teması kabul edilebilir bir şey değil oyuncuya. Evet öyle ağzını falan tutmuş. O... Yani fotoğrafın anlattığı kadar sert bir durum olmasa da. Hı-hı. Çünkü onu gördük daha sonra. Ama ne olursa olsun dokunamazsınız. Evet. Özellikle bir batılı mümkün değil. Şimdi Amerikan beyzbolda görmüşsünüzdür muhtemelen. Gelirler buraya kadar burun buruna. Kimse birbirine dokunamaz ama. Her şeyi söylerler birbirlerine. Yani o dokunma bizde daha kolay kabul edilebilir bir şey ama. Bir de oyuncuya dokunur da. Yurt dışında teknik böyle gerilimi oyuncu... yüksek maçlarda özellikle tahrik ederler bir dokunsun tabii. Diye. Hatta gazetecilere bile yaparlar. Yaparlar. Onu. Yaparlar. Yani bana yaptılar. Yaparlar. Böyle bir senin kartını beğenmiyor. Hiçbir şey yapıyor. Böyle bir dokun diye. Ama dokunma oyuna olmaz. Gelmeyeceksin. Yani. Dokunmayacaksın. Hatta onu kendi silahıyla. Yani geçen sene mesela Pereira'da oyuncularla çok böyle kontaklara girdi birkaç defa. Yanlış. Oyuncuyla bir kere hiyerarşik olarak teknik direktör arasında bir klasman farkı var. Yani birbirleriyle muhatap olmamaları gerekir. Fiziken özellikle hiç. Yani atışma bile kabul edilmez de fiziki müdahale hiç kabul edilebilir bir şey değil. İsviçre maçında. Anladım. Hatırlıyor musun? Orada ki olaylar İsviçre maçının bizim meşhur. Hani Fatih Hoca'nın basın toplantısına gelmediği falan. Hatırlıyor musun? Kapıda bir tane güvenlik görevlisinin bütün eseridir. Hani onun böyle gerdiği, onun... Ya ne yaptı adamlar Allah'ın seversen? Yok, hayır. Yok ben ondan demiyorum ya. Böyle yaparlar bunlar. Ama sen o tuzağa düşmeyeceksin. Tuzağa düşmeyeceksin. Kapıda adamları, güvenlik görevlisi... Adamların ağzını burnunu kırdık. Dinle, adamın mesanesi patladı. Ya başka bir şey anlatıyorum ona. Ya ben başka bir şey anlatıyorum. Tamam anladım. Ben yani de söyleyeyim. Oradaki mi? Tavrın ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Kapıda güvenlik görevlisi... Tarih beni gibi. İçeri almıyor mesela basın toplantısı. Niye biliyor musun? Kartımı soruyor. Hı. Ben de niye göstermedim? Çünkü her gelen giriyordu. Kart gösterilerek girildiğini bilmiyorum. Hı. Ama... Diğer gazeteci, yabancı gazeteciler. Tanıdığını bana geldi, alıyor. Yani, bana dur dedim buluyorum. Beni itmeye başladı. Yapamaz tabii. Anladın mı? Yapamaz. Dokunma bana deyince hemen zaten tabii. Çekildi. ama bunu özellikle yapıyor. Yapar. Yani bu yapılır. Yapar. Bu böyle, güleceksin, geçeceksin. Gülüp geçeceksin. Aynen öyle.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Kayer'le yaşadığı tartışmayı anlattı. Şenol Hoca'dan dinleyelim bir de. Ha, Simon Kayer benim bir şeyim yok. Onun benimle bir derdi var herhalde. Anlayamadım. Aynı şeyi Van Persie de saha içinde herkes de yapmaya çalışıyor. Bu bana göre çalışılmış bir şey. Hatamız var. Biz de artık bundan sonra antrenmanlara öyle başlayacağız. Yani sadece futbol öğretmek değil, saha dışında nasıl rakiplere provoke edilir diye oyunculara öğreteceğiz. Ben orada kendi oyuncularımda da Van Persie geliyordu. Şu oyuncunun provokasyona nasıl geldiniz diye arkaya doğru söylenirken birden o geldi üzerime doğru. Ben anlamadım ne dediğini. Üzerime gelince hatta sus diye elini tutmuş lazım. Sonra anladım ki benim hareketimden beni dışarı attırmaya çalışacaktı. O zaman elimi çektim. Ama görüyorum ki sosyal medyada onu da kullanıyorlar. Ya ben zaten adamla bir işim yok ki. Onun benimle bir işi var. Ki beyefendi futbolcu tanıyorum. Ben onunla bir şey konuşmuş değil ki. Kendisi de söylüyor. Dille mi anlaştık, ruhla mı anlaştık? Herhangi bir diyalogumuz mu oldu? Yok. Üzerime gelen o. Aslında dördüncü hakemin görüp onu uyarması lazım. Beni değil. Ben çünkü söyleniyorum. Ha, ben söylemeyebilirim. Ben konuşmayabilirim. Onun kararını o mu verecek yani? Üzerime gelen o. Ki Van Persie çok soğukkanlı bir şekilde. Ben onun ismini kastederek Van Persie'nin tuzağına düşmeyin tarzında ne söylediğimi sandığı bilmiyorum onu da ama arkaya doğru bizim oyuncular. Hiç söylüyorsunuz ama. Evet benim oyunculara doğru söylüyor. Arkaya zaten görürsünüz arkaya. Ona da dedim sen ne oluyor sana da bana doğru geliyorsun diye söyledim. Ama onu da yapmamak lazım. Yani o gelince benim kaçmam gerekiyor. Zaten daha sonra öyle yaptım. Devre arasında elini uzattı. Ben geri kaçtım ki ne olur ne olmaz diye. Yani bir bakarsın dışarı attırır beni yani. Korktum ondan sonra. Haklı. Bu ülke böyle bir ülke hale geldi. Evet. Sonra kaçtım diyor. Bu ülke böyle bir ülke hale geldi. Olaylarda değerli oyuncu yok ki. Ya zaten sahaya 4 tane yerli oyuncu çıktı. Tabii. Onu dedim ya orada herkes ecdi bir anlaşamıyorlar işte. Yani anlıyor. Ülkeyle ne alakası var? Ha su, havası suyu bozuyorsa tabii onu bilemem. Yani herkes yabancı neredeyse. Yani ya, Türkler de yabancı. Evet, evet. Ya Türkler de yurt dışında yetişmiş oyuncular. Türkiye'de yetişmiş 4 tane oyuncu var. Şimdi burada hoca provokasyon var mı? Var canım ya hiç kuşku yok. Bunu idare edemeyen bir hakem var mı? Var. Var. Bunu idare edemeyen bir teknik direktör var mı? Var. Bunu idare edemeyen bir futbolcu var mı? Var. Mevzu yani dolayısıyla provokasyon zaten çalışmak kabul değil, provokasyonla nasıl ya, mücadele edilir ona tamam. Çalışmak lazım. Bunların hepsine onlar da kabulleniyor hayır, zaten. Hayır etmiyorlar. Kabul ediyorlar ama maç yine de bir tepkileri sonra. Var. Tamam mevzu budur. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman derbiyi süt kupasında oynanan gergin bir maçtı diye değerlendirdi. Süt kupası. Süt kupası derken? Süt kupası vardı eskiden. Federasyon bizim, kupası mıydı süt kupası? Bizim için çok önemli bir maç değil. Ama tabii Fenerbahçe'nin oynadığımız için önemli bir maç oldu. Demeçler, her şey böyle çok geldi. Her seferinde söylüyorum. Futbol sahada oynanan bir oyun. Bunu yöneticilerin çok germesi doğru bir şey değil. Oyuncular da geriydi. Gereksiz bir gerginlik oldu. Bu da bir ki bize riayet etti. Çok da önemli bir şey değil ya. Bu böyle süt kupası netice itibariyle. Yani biz ligde lider olarak devam ediyoruz. Şampiyonluğu da alacağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için de çok böyle abartılacak bir şey değil. İlk defa Beşiktaş Fenerbahçe ile maç yapmıyor. İlk defa da kazanıp kaybettiğimiz bir maç değil. İnsanları tabii ki üzülüyorlar filan ama Fenerbahçe ile oynadığımız için üzülüyorlar. Şu maç bir başkasıyla oynadığımız zaman bu kadar önemli bir maç değildi. Çok da bizim açımızdan önemli değil yani. Biz önümüze bakıyoruz. Biz lideriz. Aynen liderlikte gibi gidiyoruz. Allah'ın izniyle de bu 3. yıldızı takacağız. Hakeme bakmayacağız. Tosic'in yaptığı takımı 10 kişi bırakmaktı. Doğru bir hareket değildi. Biz kendimize bakacağız. Hakemin performansı da düşüktü ama çok gergin bir maçtı. Neyse herkes böyle kazası belası evine gitsin. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sayın Başkanım, yöneticilerin germemesi, ortamı germemesi konusundaki görüşlerine aynen katılıyorum. Tabii yani tamamı son derece soğukkanlı. Tabii süt kupası falan bu söylenir bu tip şeyler. Fenerbahçe Beşiktaş oynadı mı ne kupası olursa olsun önemlidir yani. Evet. Ama genel olarak son derece sakinleştirir. Yani eğer sahada bir Fikret Orman tavrı bulabilseydi Beşiktaş. Mesela Tarık evet. Yani bir provokasyon varsa bir Tarık varsa ona gelmiyor işte. Ben beğendim söylediklerini. Evet. Halil Özer Habertürk'te yazdı. Şenol Hoca sahadaki futbolculardan daha beter haldeydi. Maalesef.
Kayer'le olan görüntüsü hiç yakışmadı. Allah'tan o hamleyi sahanın en efendi futbolcusuna yaptı. Yoksa o adrenalinle korkunç görüntüler ortaya çıkabilirdi. Yani, doğru bak bu. Doğru, tamam, kabul ediyorum. Yani, futbolcu şey var. Yani en sinirlenmiş adama gidip böyle bir orada bir psikolog tavrıyla böyle bir açıklama yapmaya falan çalışıyor. Kerr'in de böyle bir durumu var. Yani Türkiye standartlarında pek işleyen bir sistem değildir. Onu anlatmak lazım ona. Kontrolün yani, sadece bu olaydan bahsetmiyorum. Sürekli benzer şeyler oluyor. Bak, çok sakin mi hoca efendim? Halil Özer diyor ki kontrolünü yitirmiş. Takımını toparlamaktan uzak bir Şenol Hoca'yı yıllardır ilk kez gördüm. Doğru. Ve gerçekten çok üzüldüm. Beşiktaş bu sezon üst düzey. Sadece Napoli maçını kazanmış ve onun dışında hiçbir maçı kazanamamış. Şenol Hoca asıl bunun nedenlerini araştırmalı ve kafayı buna yormalı diyor Halil. Ben de Halil'e diyorum ki aslında problem bu zaten. Yani Şenol Hoca'nın orada kızdığı, Pampers'e kızmıştır, Kehre kızmıştır. Kızmıştır. Ama asıl kızdığı olmayanlar sahada. Diyor ki ben bunun taktikten nasıl çıkamıyorum diyor. Benim rakibim bu taktiğini, bu stratejisini yıkabilmem lazım diyor. Yapamıyor. Olmuyor. Yani Beşiktaş'ın çok iyi oynadığı maçlar var. Övüyoruz. Şampiyon gibi oynadı diyoruz. Ama belli bir standart istatistikleri de var bunun yani. Açıp bakabilirler her yerde. Belli bir standardın üzerinde bir orta saha geldiği zaman da bu 4 maçta olduğu gibi kendi oyununa yaklaşamıyor, uzak kalıyor topa sahip olsa da. Şenol Hoca geçen sene bunu çözdü, yapabildi, buradan çıkıyordu. Sosa'lı, Gomez'li takımla çıkıyordu. Ama bu takımla henüz bunun yöntemini bulabilmiş değil. Zaten siniri de büyük oranda buna. Katılıyorum sana. Bu yani konu. Bir reklam arası, reklamlardan sonra devam edeceğiz. Metin Hoca diyor ki Sabah gazetesindeki yazısında, açıkçası Talişka çıkınca niye diye sordum kendi kendime. Savunma güvenliği tamam alınabilir ama dedim ya 11'e 10'lu hissettiren bir Fenerbahçe yoktu sahada. O anlamda gereksiz olarak değerlendirebiliriz Talişka'nın kenara alınışını. O yüzden Talişka çıkmamalıydı diyebilirim. Çünkü hakikaten böylesine yetenekler sonlarda ortaya çıkar ve sonucu değiştirir. Ben de Talisca'nın çıkmaması ya, gerektiği konusunda katılıyorum hocaya. Aynı şeye ben de katılıyorum. Şenol, yani o değişim sırasında aynı şeyleri ben de aklıma. Şenol Hoca'nın da şu tedirginliğini anlıyorum. Oğuzhan Talisca ikilisi bir yumuşaklık ortaya çıkardı. Ama gene de Fenerbahçe bunu tam kullanamıyordu. Onu riske etmek istemedi. Yerim bir tane. Ama böylesine yetenekler dedi. Sonlarda ortaya çıkarır ve sonucu değiştirebilir diyor ki Talisca'nın böyle seçim. Hamleleri de vardı bana sorarsan. Zor bir seçim. Ali Gültiken Habertürk, bu gerginlik, bu agresiflik ve rakibin provokasyonuna uymak niye? Oğuzhan takımın kaptanı, yani teknik direktörün saha içindeki vekili, takımı yönetmesi gereken, arkadaşlarına sahip olması gereken oyuncu. Ama dün akşam tüm bunları unutmuş bir şekilde fazla gergindi. Bu gerginliği diğer arkadaşlarına da yansıdı. Kontrol edilemeyen hırsın zararlarını Beşiktaş dün akşam kupaya veda ederek ödedi. Yani diyor Ali Gültiken. Daha fazla katılamam. Nasıl söyleyeyim? Oğuzhan kusura bakmasın, sınıfta kaldı dedim. Yani bunu idare edebilmeliydi. Kaptan, özellikle kaptan, ki gerek de yok kaptan olmasına. Bunu idare edebilmeli. Çünkü sen bunun karşısına geçtiğin zaman, karşısında provokasyon olarak nitelendirdiğin, benim de nitelendirdiğim zaman zaman, bütün bunların önüne geçersin zaten. Rakip yapmaz artık bir süre sonra. Çünkü onun kendisine dönecek bir silah olduğunu anlar. Hakemi yanına alırsın. Yani ya hoca bu nedir dediğin anda. Ama sen o topa girdiğin zaman bu artık bir dövüşe dönüyor. Ve hakem de dövüşü idare etmeye başlıyor. Sen dövüşe girmezsen dövüş olmaz zaten. Karşındaki i̇dare tecrübeli. Edecek bir dövüş kalmayacak. De karşındaki de tecrübeli. Girmez ona zaten. Birinden birinin onu yapması lazım. Yapması lazım. Hakem yapmadı. Şenol Hoca yapmadı. Oğuzhan yapmadı. Tosic de yapmayınca öyle oldu. Fampros da yaptı işini. Erman Toroğlu, Sabah. Hakem nerede hata yaptı? Bir kere hakem sahaya futbolcularla konuşmak için çıkmaz. Az süremiz kaldı, böyle seçelim. Tamam, okay. Kartlarıyla konuşur, kararlarıyla konuşur. Ne oldu maçta? Gerginlikler yaşandı, oyuncular tartıştı. Hakem ne yaptı? Futbolcuların arasına girip konuştu da konuştu. O kadar konuşursan, kartlarını kullanmazsan herkes seni konuşur. Ali Palabıyık müsaade etti böyle şeylere. Kartını gösterseydi bu tarz olaylar olmazdı. Tosic'i atarken Van Persie'yi de atması gerekirdi.
Ahmet Çakar da aynı şeyi söylemiş. Yalnız görmedi. Orada yardımcının uyarması lazım. Ali Palabıyı orada ne kadar şey yapmak lazım bilmiyorum. Deniz Çoban'ın da benzer görüşü. Yanlış taktikle oyuna başladı diyor. Kart göstermeden oyuncularla diyalog kurarak otoriteyi sağlamaya çalıştı. Taktiği tutmadığı halde değiştirmedi de. Katılıyorum ben de. Yalnız bu tabii hakem eleştirisi yazdıkları için bunlar, yani eski hakemler bunun içindeki diğer unsurları katmamış olabilirler. Onları unutmamak gerekir. Bak mesela Deniz Çoban'ın son cümle. Öyle ki Beşiktaş tribünlerine dilini çıkartan Percy hakemler görse daha o dakikada atılmalıydı. Evet. Kendisine sinirlenen Tosic'e o kargaşada eliyle bir uzvunu uzatarak karşılık veren Percy'nin bu hareketi de kırmızı kart olmalıydı diyor. Evet. Evet. Hızla okuyorum Milliyet'teki tamam. haber. Mustera yaktı Nevzat Dindar'ın haberi. Medipol Başakşehir karşısında 2-1 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'nda veda eden Galatasaray'da herkes Mustera olsaydı farklı olurdu derken Uruguaylı file bekçisinin tavrının sarı kırmızıları yaktığı ortaya çıktı. Pardon şu hakemin Lens'in golünü de yediğini de unutmayalım bu arada. Yani başta dedikten sonra gol olduktan sonra durdurması da enteresandı yani. Diye Kerink'in dinlendirildiğini söylediği, kulüp personelinin ise riske edilmemek için oynamadığını belirttiği Mustera'nın oynatılmak istenmesine rağmen bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Maçtan bir gün önce kalecisiyle görüşen Jan Olde Diye Kerink'in Başakşehir maçında kalede seni oynatacağım, daha önceki maçlarda Cenk'i oynatmıştım ama bu kez rakip zorlu ve riske girmeyeceğiz dediği öğrenildi. Ancak Diye Kerink'in bu isteğine Mustera beklenmedik bir yanıt verdi. Uruguaylı file bekçisi sezon başında ortak bir karar almıştık. Kupa maçlarında diğer arkadaşlarım oynayacağını söylemişti. Şimdi böyle bir maçta oynamam onlara haksızlık olur. Bu yüzden ben oynamak istemiyorum dediği belirtildi. Bu gelişme üzerine tüm planlarını Mustera'yı oynatmak yerine yapan Reykjavik'in Cenk Gönen'i tercih ettiği belirtildi. Hep diyorum bir teknik direktör olsa bu takımın. Ya karar almışsın söylüyorsun adam yok diyor. Böyle bir şey var mı ya? Mustera bile olsa. Burkina Faso antrenmanının sürpriz misafirleri peki. Kuşlar konmuş. Ne bunlar? Sen anlarsın hocam. Öyle mi? Bilmiyorum, flamingo herhalde. Ne? Tamam, allı, tamam. Allı turna. Fazla gitmeyelim. Flamingo, allı turna değil mi flamingo? Flamingo olur mu ya? Flamingolar çok büyük oluyor. Dubai allı bisiklet turna. Turundan bir fotoğraf. Neyse şey bisiklet turuna bak. Evet. Daha anladığımız bir şeye üzerinde konuşalım istiyorsan. Paris'te Ork kanalının buzlu sularına giren cesur bir yüzücü. Peki. NHL All-Star maçından bir kare. Super Bowl'dan kareler de yarın gelir herhalde. Yarın artık. Ha? Tamam. Hatırlatma. Üzgünüz. Peki. Yarın spor servisinde yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalınız efendim.